Size iyiyim demek yasak değil. Size yasak i̇yiyim, değil. İyiyim, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten iyiyim. Peki mesela kitabınızdan bir satır olarak nasılsınızla cevap vermek isteseydiniz ne derdiniz? Vallahi şöyle demek isterdim herhalde. Nasılsınız? Yaşamın kaybetmek olduğunu bildiğim için genellikle mutluyum. Ay, çok kaybetmek beni bir hüsrana uğratmıyor, bir mutsuzluğa düşürmüyor. Çünkü son tahlilde yaşam kaybetmeyi öğrenmektir. Bunu öğrendiğiniz zaman hayata daha kolay göğüs gerebiliyorsunuz, daha kolay mutlu oluyorsunuz, daha iyi yaşayabiliyorsunuz diyebilirim. En son neyi kaybettiniz? Kedime. Oo. Evet. Ne hissettiniz? Çok, çok büyük bir acı hissettim. Çünkü insanların çoğu bilmezler. Yani kedisi olan, köpeği olan evde. Hayvan dostu olan bir insanlar bilmezler. Sanki onları eşit canlılar olarak görmezler ama onu kaybettiğimde ben evden biri gitmiş, gerçek anlamda bir yakınım gitmiş gibiydi. Çok çok üzülmüştüm yani. Ben sabahları yatağa ziyarete gelmezlerse üzülüyorum. Evet, aynen bizde öyle. De Allah bağışlasın dört tane dört Oo, ayaklı maşallah. Var. Aman kıymetlerini ben sürekli böyle her an nerede dışarı, Maki geldi mi, Eros nerede, sakız nerede? Tabii. Canım sıkılıyor birini görmeden evden çıkarsam. Öyle yani, kesinlikle öyle. Onlar birey. Çok çok önemli ve bizim aslında hayatımızı paylaştığımız canlılar onlar, gerçek dostlarımız. Peki kaybetmeyi öğreten kaybınız ne oldu? Çünkü mesela bu cümleyi de ben galiba uzun süre düşüneceğim. Çünkü Hı-hı. ben kaybetmek karşısında o kadar da sakin durabilir miyim bilmiyorum. Çok Hı-hı. büyük, en büyük kaybım anneannemdi. Hala duramıyorum o kaybın karşısında. Evet. Hala isyanlarım var. Böyle başım çok sıkıştığında neden diyorum ya, neden gittin evet. yani. Şimdi evet. şurada olsaydın da arabaya atlayıp Pınarhisar'a Kırklareli'ne gelseydim de iki anlatsaydım, bir rahatlasaydım neredesin? İsyanım oluyor. Yani orayı öğrendiğiniz kayıp evet. neydi? Aslında buradaki kayıp dediğim zaman sadece insan kaybı değil. Evet. Aynı zamanda hayata dair kayıpla. Yani şöyle anlatmıştım kukla romanımda bunu ve bu çok gerçekten yaşam felsefem haline geldi. Buna inanıyorum ve iyi bir felsefe olduğunu düşünüyorum. Ya anne karnındayız ve dünyanın en korunaklı yerindeyiz. Evet. Ve birdenbire bir gün çıkıyoruz oradan ve ışıklar, sesler, gürültüler, Allah'ım inanılmaz bir şey, yemek yemek falan her şey başlıyor. Neyse sonra annenin babanın sevgisi oluyor böyle. Neyse diyoruz güzelmiş fakat bir bakıyoruz bir kardeş geliyor. Hadi bunu paylaş. Hadi derken büyüyoruz, okula gidiyoruz. Yani okulda evdeki rahat bitiyor ama okulda da hani arkadaşlarımız var falan. Onlarla böyle zaman geçiriyoruz falan derken büyüyoruz, onları da kaybediyoruz. Sonra aşık oluyoruz ve hayatımızın en önemli şeyi bu diyoruz. Kendimizi keşfediyoruz, bedenimizi, ruhumuzu keşfediyoruz falan. Derken onu da kaybediyoruz. Ha. Yavaş 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 bir kaybetme malzemesi. Hayatı, ama hayat bu. Yani hayatı şöyle dedikleri zaman yanlış oluyor zaten. Dünyaya mutlu olmak için geliriz ve mutlu olacağız ve mutluluk hayatın amacıdır. Bu doğru bir şey değil. Evet, o büyük kandırmaca. Bu büyük kandırmaca. Evet. Hayatın anlamı mutluluk değildir. Hayatın amacı mutluluk değildir. Hayatın anlamı ve amacı nedir? Anlamı varsa bu anlamı aramaktır. Ya hayatın anlamı, hayatın anlamını aramaktan başka bir şey değildir. Evet. Bunu takip edeceğiz. Ve bu arada hayat sürekli bizden bir şeyler aldığı için, bir şeyler törpülediği için o kaybetmeye alışkın olacağız. Kaybettiğimiz zaman neden kaybettim diye çıldırmayacağız, depresyona girmeyeceğiz. Tabii ki çok zor kayıplar çok var, zor. Çok ağır kayıplar var. Ama hayata böyle başlarsak inanın bana daha kolay geçer bu iş. Böyle ayağına taş değmesini çok severim ama değiyor o taş tabii yani. Ben hep böyle hani en büyük dilek buymuş gibi yani bir Allah kötü insanlarla karşılaştırmasın, bir de ayağına taş değmesin. Ama kötü insanla da karşılaşacağım, ayağına taş da değecek. Değecek. Böyle olacak. O yüzden çocukları evet. öyle yetiştirmek lazım. Biz de öyle kötü insanlarla karşılaşacağız. Çünkü insanlığın büyük bölümü aslında iyi değil. İyi evet. değil. Belki kötü de değil ama iyi değil. Dolayısıyla yani kötü olmak için doğmamışlardır evet. muhakkak. Evet. Hiçbir bebek katil Hiç. Doğmak Doğru. için ya da kötülük yapmak için doğmuyor. Doğru. Ama hayat evet insanları kötülüğe doğru ayakta sürüklüyor. Kalmaya çalışıyor ve ayakta kalmaya çalışırken hem iyi olarak hem ayakta kalmak çok zor bir şeydir. Hem güçlü hem iyi olarak ayakta kalmak evet. çok daha zor bir şeydir. Kolaylıklı insanlar kötüye, kolaya, fırsatçılığa, her şeye gidebilirler. Bunu bilmek lazım. Dünya böyle bir yer. Bunu evet. kabul edelim. Ha bunu değiştirmeye çalışalım. O ayrı bir konu. Bunun için çaba harcayalım. Özellikle biz sanatçılar zaten biraz da amacımız bunun gibi bir şey. Evet. Bunu yapalım. Bu kendimizi iyi hissettiriyor. Ne kadar değiştiririz bilmiyorum ama en azından bir alternatif bir örnek var. Böyle bir yaşam biçimi var. Ortaya koyalım. Yani iyi olmak aslında bize iyi gelir. İyi olmak bizi mutlu eder. İyi olmak bizi güçlü kılar. Bir yere koyalım. Evet. Bir alternatif olsun ama
dünya o kadar da iyi bir yer değil. Bunu da çocuklarımız herkes bilsin bence. Karamsar değilim. Bakın karamsar değilim ama bu gerçekçi. Ama gerçekçisiniz, realistsiniz, evet. Yani. Evet. Bu gerçek. Evet. Evet. Evet.